Zona ile e Sağlık konusunda uzman konuk ve konularla karşınızdayız. Operatör doktor Tayfun Çifteci, 1989 İzmir doğumluyum. Kendilerine hizmet eden ya da kendilerine samimiyetle yaklaşan insanlara gerçekten veremeyecekleri şey yok. Yaşa bağlı, aşağı yukarı herkeste prostat, bütün erkeklerde prostat büyümesi olur. Prostat kanserinde son dönemdeki tedavimiz çok gelişti. Korkulacak bir durumumuz yok. Benim yaşadığım bölgede kadınlar o kadar çok sigara içmediği için... Kadınlarda mesane kanserine çok rastlamıyoruz. Sünnet yapılması, plebisyum dediğimiz sünnet derisinin alınması penis kanserinin oranlarını azaltıyor. Kız çocukları ya da hanımlar, bayanlar idrar yolu enfeksiyonlarına daha yatkınlar. Anatomi gereği, yapıları gereği daha yatkınlar. Biz ne kadar çok su tüketirsek ki biz hastalarımıza günde en az 2,5-3 litre suyu öneriyoruz. İdrar kaçırma meselesi gerçekten anlatması, işte anlattıktan sonra tedaviye uyulması yani hastalar tarafından çok e, adaptasyonu zor bir süreç oluyor. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın, sağlıkla kalın. Zona ile sağlık konusunda uzman konuk ve konularla karşınızdayız. Bugünkü konumuz üroloji. Birbirinden değerli konuları ele alacağız fakat üroloji doktorumuz önce bir tanıtalım. Ee, uzman doktor Tayfun Çiftçi. Hoş geldiniz hocam. Tayfun Çifteci. Çiftçi evet, çiftici. Hoş Aynen. geldiniz hocam. Hoş yerine. gördük, teşekkür ederim. Ee, operatör doktor Tayfun Çifteci. 1989 İzmir doğumluyum. Ee, 2015 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum aynı yıl Isparta Süleyman Demir Üniversitesi'nde üroloji Kliniğinde asistan olarak girdim. 2021 yılında da uzmanlığımı alarak son bir senedir operatör doktor olarak üroloji uzmanı olarak hasta tedavi etmeye ve hasta bakmaya devam ediyorum. Evet. Hocam, şimdi sizleri tanıdık. Çok güzel bir ilimizde de görev yapıyorsunuz. Soyadınız dikkatimi çekti. Çiftçi. Bir özelliği var mı? Çiftçi yani. diye <laughs> anons ettik ama. Yani muhtemelen çiftçinin nüfus müdürlüğünde hata yazılmış hali çifteci. <laughs> evet, yazılmış hali. güzel bir espriyle de başladık. Hocam peki siz röloji uzmanı olarak ilk e, görev yeriniz, birçok yerde görev aldınız ama çok radikal diyebilir miyiz? Ege'den, e, Hakkari, Şırnak, buralar çok soğuk ondan sonra ulaşımı zor olan illerimizden bir kaç tanesi. Sizler Şırnak'ta görev yapıyorsunuz. Kaç senedir ve ne şekil görev yapıyorsunuz? Hepsini sizden dinlemek isteriz. Şöyle son 7 aydır Hakkari Yüksekova'da Devlet Hastanesinde görev yapıyorum. E tabii Türkiye'nin en batısından en doğusuna e, benim ailem İzmir'de yaşıyor. Ben de Isparta'dan e, Yüksekova'ya gittim. Yani aşağı yukarı en batısından en doğusuna gitmiş olduk. Hı hı. Tabii ki farklı bir kü kültür oluyor. Hani bir yerden bir yere geçiş. oranın adetleri, düzeni farklı oluyor ama adaptasyon noktasında sıkıntı yaşamadık. Hı hı. Yani sağ olsun oradaki halkımız da, insanlar da bizi çok sıcak karşıladılar. Bize çok yardımcı oldular. Yani güzel bir şekilde görev yapıyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz hastalarımızı tedavi etmeye gerekli operasyonları elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla sıkıntı yaşamadık. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Evet birçok konu var karşımızda öroloji bölümünden ama yani ilimizin ulaşım kısmında, yerleşim kısmında biraz bunları dinleyelim ondan sonra. Yani gittiğinizde ilk nelerle karşılaştınız? Bunlardan biraz bahsedelim yani, ondan sonra. Tabii hastalık git, kısmına geçelim. Gittiğimizde ilk nelerle karşılaştık? Tabii uzun karayoluyla gittim ben. Hı hı. Ee, tabii uzun bir yol, zorlu bir yol oldu. Hı hı. Bilmediğimizden dolayı. Tabii, e, ondan sonra tabii ev bulma, yerleşme sürecimiz, oradaki insanlarla tanışma sürecimiz... Hani hem ekibimizle, hastane ekibimizle, hem idarecilerimizle tanışma sürecimiz oldu. E, yol e, eğlenceliydi, benim için farklı bir deneyimdi. Hayatımda ilk defa böyle uzun bir yolculuk yaptım diyebilirim karayoluyla. E, benim için keyifliydi, güzeldi. E, ondan sonra da hızlıca işimize koyulduk. Zaten e, iş için gittiğimiz, yani doktorluk, hekimlik için gittiğimiz için de. Son derece hızlı bir şey oldu adaptasyon süreci. Herkes de şu bakış açısı oldu. Doktor bey gelmiş, e, tedavi olalım, gidelim, bakalım ne olacak, ne bilecek Sıkın, üroloji ile ilgili sıkıntılarını direkt hızlı bir şekilde girdik ve hızlı bir şekilde de e, hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oranın insanların çok sıcak kanlı olduklarını söylüyorlar. Çok böyle sevecen olduklarını, misafirperver olduklarını söylüyorlar. Gerçekten de öyle mi? Egeli bir doktorumuzdan dinleyelim. Gerçekten öyleler. E, ben de. Giderken tabii ki eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hani yüksek ovaya giderken insanda bir tereddüt ya da kafada soru işaretleri oluyor ama Hiç öyle karşılanmadık, hiç öyle karşılaşmadık. Çok iyi, çok sıcakkanlı, çok mütevazi ve çok e, Saygılı bir şekilde karşıladılar. E, bizim oraya görev için geldiğimizin, bizim oraya hizmet için geldiğimizin farkındalardı. Çok yardımcı oldular. E, buradan hani şey yapmadan da geçmeyelim. Özellikle Recep Ekerbek. Hani buradan da selam olsun. Canlı yayını bizi izliyor. Selam, ee, özellikle söyleyelim. onun. Kendisi orada kuaförlük yapıyor. Berberlik yapıyor. Hı hı. Çok ayrı ekstra benim için çabaları. Çok ayrı bana yardımları olmuştur. Oluyor da hala. Kendisine buradan vesileyle de teşekkür edelim. Onun dışında bütün Hakkari, bütün Yüksek Hava Halkı çok kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan da onlara selam olsun. Her konuda büyük yardımları oluyor. Kendilerine Hizmet eden ya da, da kendilerine samimiyetle yaklaşan insanlara gerçekten veremeyecekleri şey yok onu gördük yani gördüm. Evet, ben de ağrılı hemşerileri olarak ben de buradan bir selam göndermek isterim sizin Arıllınızla ve hemen hızla konumuza geçelim. Buyurun. Şimdi böbrek taşlarından başlayalım mı hocam? Tabii ki. Buyurun. Böbrek taşları, böbrek ve idra kanalı taşları ülkemizde çok sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi. Yaklaşık yüzde yirmi oranında yani her Hı -hı. beş kişiden birinde böbrek taşı, kanal taşı görülüyor. Hı -hı. Ee, bu rahatsızlıkların olması durumunda bize hastalar genellikle yan ağrısıyla Hı -hı. ya da idrar kanalının, üreter dediğimiz idrar kanalının Hı -hı. yerleşim yeri boyunca herhangi bir noktasında ağrıyla, şiddetli ağrıyla geliyor. Ve ağrıları genelde hızlı bir şekilde başlar ve sizi hastaneye getirtir. Onun dışında idrarda kanama olabilir. Eğer taşla beraber idrar yolu enfeksiyonu da üzerinde bilmişse, idrarda yanma gibi, sık sık tuvalete gitme gibi şikayetlerle hastalar bize başvuruyorlar. Bu başvurma sürecinin tanı konulmasından sonra taşın yerine göre, boyutuna göre, röntgen filminde görünüp görünmemesine göre çeşitli tedavi yöntemleri ya da operasyon yöntemlerini uyguluyoruz. Evet. Peki hocam burada taşlardan bahsediyoruz ama bağlantısı var mı diye bunu da sormak isteriz. Bir başlığımız var. İdrar kaçırmanın taşla alakası var mı? İdrar kaçırmanın taşla alakası var mı? İdrar kaçırma genelde kadınlarda görülüyor. Ve belli 40-50 yaş sonrası çok doğum yapmış, obez olan, yani kilosu fazla olan metabolik sendrom dediğimiz az önce... Önceki programda da diyetisyen hocamızın bahsettiği gibi metabolik sendromu olan hastalarda daha sık görülüyor. Taş hastaları idrar kaçırma ile size başvurabilir bilir mi? Nadiren de olsa evet böyle bir sıkıntıyla başvurabilirler. Ama idrar kaçırma temeli itibariyle daha uzun süreçli taş düşürme böbrek taşı ise daha akut yani daha hızlı olan bir süreci olan bir rahatsızlık. Onun için nadiren de olsa gelebilir ancak Idrar kaçırma hastası geldi bunda taş vardır diye bir e, ön yaklaşımda ya da ön tanıda bulunamayız. Evet, toplumda bilinen yanlışlar yani bazı hiç alakası olmayan hastalıkları bazı hastalıklarla e, karıştırılabiliyor. Burada da kesik kesik idrar yapma yine taşla alakalı mı nedir bunun? Ee, kesik kesik idrar yapma mi? az önce bahsettiğiniz idrar kaçırma eğer erkekten bahsediyorsak, <laughs> erkek bir hastadan bahsediyorsak evet. genelde bize alt ürüner sistem semptomları dediğimiz yani işeme zorluğu, Başlarken zorlanma, sonunda damla damla yapma, idrar yaparken kesik kesik yapma, hı hı. efendime söyleyeyim idrarın eski hızında olmaması, hı hı. eski tanzikinde olmaması gibi şikayetler erkeklerde bize genelde prostat büyümesini iyi ya da kötü huylu prostat büyümesini işaret ediyor. Genelde de iyi huylu prostat büyümesini işaret eder. Hı. Çünkü prostat, benim prostat hiperplazisi dediğimiz hastalıklarda erkeklerde prostat içe doğru büyür. Kötü tuyulu malin hastalıklarında yani prostat kanserlerinde ise prostat perifer dediğimiz dış çevresinden kapsül etrafından büyümeye başlar. Onun için bu hastalar dediğiniz gibi idrar kaçırma idrarda zorlanma kesik kesik yapma şikayetleri bize ilk etapta özellikle erkeklerde prostat büyümesini işaret eder ve öncelikle buna yönelir, yönelir, yöneliriz. Evet. Tam da estağfurullah. Tam da bu noktada biz prostat çok geniş kapsamlı bir başlık İsmini çok sık duyuyoruz Türkiye'de. Bir de erkek hastalığı diye biliyoruz. Evet. Şimdi başlıklarını verdik. Prostat kanseri ve buna benzer çok ciddi ya da sizin vakayı e, tanı koyma kısımlarında birçok başlıkları var ama korkulan bir mıdır? Prostat vücutta olan bir şey midir? Nedir? Buyurun tamamıyla size soruyu bırakalım. Prostat erkeklerde... E üreme organlarından bir tanesidir ve yerleşim yeri olarak mesanenin tam altındadır. Yaklaşık 20 gramdır ve ceviz büyüklüğündedir. Ee, prostat iki türlü iyi huylu, az önce anlattığımız gibi benim uh -huh. prostat hiperfilesi veya prostat kanseri, prostat adenokarsinomu dediğimiz çeşitleri de var alt baştan ama en önemli iki başlığı bu şekilde iyi ya da kötü huylu olarak ayırabiliriz. Prostat iyi huylu büyümesinde korkacağımız bir durum yok, yaşa bağlı. Aşağı yukarı herkeste prostat, bütün erkeklerde prostat büyümesi olur. Tabii ki bunda genetik etmenler, beslenme, diyet, e, spor, hayat, e, sosyoekonomik düzeyiniz gibi etkenler pek çok etken var. Ancak prostat iyi huylu büyümesinde bu işeme semptomlarının pek çok ilaçla ya da cerrahi tedavi yöntemi var. Prostat kanseri ise çok da e, çok sık görülen bir kanser. Akciğer kanserinden sonra dünyada ve Türkiye'miz ülkemizde de buna paralel ikinci sırada görülüyor. E, prostat kanseri bir şansımız var prostat kanserinde. Geç semptom verir, şanssızlığımız bu geç semptom verir. Kontrole gelmediğimiz sürece kolay kolay yakalanmaz. Hani az önce bahsettiğimiz gibi prostatın iyi huylu büyümesinde, işeme semptomları, e, kesik kesik yapma gibi şikayetlerle değil, çoğu zaman tesadüfen saptanabilir. Bunlar da olabilir. Ama bir şanslı tarafımız vardır. Prostat kanseri yavaş ilerler yavaş ilerlediği için de hem cerrahi olarak e, tedavi başarıları ya da işte günümüzde ilerlemiş prostat kanserinde dahi başarılı radyoterapi kemoterapi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bir şansımız budur. Prostat kanseri yavaş ilerler. Ancak e, hızlı ilerleyen versiyonları tabii ki vardır, alt başlıkları vardır ama genel itibariyle konuşacak olursak prostat kanseri yavaş ilerleyen bir kanserdir. Şanssız olduğumuz tarafsa e, çabuk semptom vermemesi ve çabuk şikayetli hastanın gelmemesi. Genelde bu noktada prostat spesifik antijen dediğimiz PSA kontrolleri yapıyoruz. Burada da işte 45 yaşın üstünde olan ailesinde birinci derece yakın akrabalarında prostat kanseri öyküsü olan ya da ikinci derece yakınlarında prostat kanseri öyküsü olan bizim ülkemizde çok rastlanmaz ama Afrika Amerikan kökenli olanlarda özellikle PSA kontrolünün 45 yaşından sonra senede bir kere mutlaka yapılmaması yapılması gerekir. Bu noktalar bizim e, alarma geçtiğimiz hani işte 45 yaş üstü hasta geldi mutlaka erkekse bir erkek hastalığı bir PSA kontrolü alalım. Çünkü PSA kontrolüyle prostat genelde bununla yakalanır ya da dijital rektal muayene dediğimiz işte makatla prostat komşudur birbirine. E, makat yoluyla doktor e, üroloji uzmanı bir muayene yapar ve prostatın işte sertliğine, büyüklüğüne, içerisinde herhangi bir nodül dediğimiz işte nasıl ifade edeyim sertleşmenin olup olmamasına göre ona karar verir ve parça alarak prostat kanserini biyopsi yaparak prostat kanserinin son dönemde MR buna girdi şüphelinden hastalarda difüzyon MR dediğimiz parametrik MR dediğimiz MR yöntemiyle kitlenin tespit edilip füzyon biyopsi yöntemiyle MR görüntüleriyle ultrason görüntülerini birleştirerek e, biyopsi alınan teknikler de e, son dönemde ileri derecede kılavuzlar tarafından öneriliyor. Önemli derecede öneriliyor. Bu yöntemlerle parça alınarak prostat kanserini, prostatın kötü huylu büyümesine tanı konulabiliyor ve bundan sonra da evresine göre ilerlemiş olup olmamasına göre e, tedavi protokolleri ve prosedürleri uygulanıyor. Peki siz e, konuşurken konumuzun başında hocam şunu belirttiniz. Dediniz ki Türkiye'de ikinci derece tehlikeli ve kanser. Evet. Bu dünya üzerinde ne kadardır? Dünyada ve da ikinci sıradadır. Prostat değil. kanseri en sık görülen erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türüdür. Akciğer kanserinden sonra. Ancak ölüm oranları aynı oranda değildir. Yakalanma oranları ikinci sıradadır. Ancak prostat kanserinden hayatını kaybetme ya da prostat kanseri dolayısıyla sekel bırakma oranları çok düşüktür. Sekel bırakma? Derken şöyle, yani prostat kanseri dolayısıyla hayatta Hayatınızdan giden şeyler olarak ifade edeyim en basit dille işte atıyorum bir kolunuz bacağınıza bir şey olduğunda hayat kalitenizin değişmesiyle prostat kanseri olduktan sonra ya da bunun tedavisini cerrahi müdahalesini gördükten sonra hayat kaliteniz aynı oranda azalmaz hayat kalitesi prostat kanserinde yavaş ilerlediği için cerrahi tedavi başarısı yüksek olduğu için Hayat kaliteniz çok bozulmaz. Yani e, burada açık konuşmamız gerekir e, kelime e, darcımızın dikkatini e, yani bozmadan ama e, idrar yaparken, tuvaletimizi yaparken, öbür özel istek e, kısımlarında ihtiyaçlarımızı giderirken e, bu gibi kısımları ele alıyorsunuz değil mi? Buradan da bunları. Tabii ki. Şimdi prostat kanserinin tanısı konulduktan sonra eğer cerrahi tedavi kararı verilmiş ve cerrahi uygulanmışsa e, cerrahi olarak 3 nokta bizim için çok önemli. Bir cerrahi sınırın negatifliği, yani kanserin tamamen prostatın e, seminal vezikül dediğimiz er bezleriyle beraber tamamen çıkarılması, varsa yağ bezleri dediğimiz hani halka öyle anlatıyorum, lenf düğümlerinin sıçramışsa, invazyon, metastaz yapmışsa onların e, çıkarılması ile başlıyor. Birinci önceliği cerrahın, doktorun birinci önceliği cerrahi sınırın negatifliğidir. Tamamen kitlenin çıkarılmasıdır. İkinci e, idrar kaçırmadır. Idrar kaçırmasını engellemek için cerrahi tekniklerimiz var, yöntemlerimiz var. Radikal prostat özellikle robotla laparoskopik cerrahiyle ve açık olarak çok başarılı şekilde yapılabiliyor. Bu noktada cerrahın tecrübesi ve alışkanlığı çok önemli. İdrar kaçırma noktasına dikkat ediyoruz ve cinsel hayatın, cinsel fonksiyonların sinir koruyucu cerrahi dediğimiz cinsel fonksiyonların geri gelmesi ya da gitmemesi için çabalıyoruz. Bu üç noktaya trifecta ismini veriyoruz. Prostat kanserinde en önemli miyek noktaları, cerrahi sonrası, müdahale sonrası en önemli miyek noktaları bunlar. Tabii o insanların yeme içme gibi bu gibi ihtiyaçları da zoruri ihtiyaç diyebiliyoruz Tabii. ki bunları da çok dikkat Tabii. ediyorsunuz cerrahlarımız olarak hocam. Bunu konuştuk fakat peki şimdi kanser dediğimiz halk arasında çok hakikaten hepimizin, sizler cerrahsınız boyutlarını biliyorsunuz fakat bizler İsmini duyduğunuzdan bile korkuyoruz. Şimdi burada boyutundan bahsettiniz ve akciğer kanseri kadar hızlı yayılmadığını, ölümcül kısmının da e, hızlı yine aynı şekilde olmadığını ama yine de şunu sormak isterim size. E, yüzde kaç ölüme sebeptir ya da e, bu kadar korkulma kısmında bu kadar korkmamız gerekiyor mu? Bir de e, kanser e, olan o bölgenin tamamen temizlenmesi ve normale dönebilir mi hasta? Buyurun. Şimdi Yüzde oran o kadar düşük ki hı hı. prostat kanserinde son dönemdeki tedavimiz çok gelişti. Korkulacak bir durumumuz yok. Tabii ki çok ilerlemiş metastaz yapmış ki prostat kanseri ilk metastazını kemiğe yapar. Omurga üzerindeki pelvis dediğimiz kalça kemiklerinde başlayarak yukarı doğru metastaz yapar. Ama prostat kanserindeki son dönemdeki cerrahi gerek cerrahi öncesi, cerrahide ve cerrahi sonrası radyoterapi olsun, kemoterapi olsun tedavi protokolleri o kadar çok gelişti ki prostat kanseri dendiğinde aslında korkacak bir durum yok. Evet. İzleyicilerimiz bu konuda yani kanser cümlesini duydukları an korkudan cerraha gelip bir de bunun psikolojik boyutları var. Ara tamam. ara burada cerrahlarımız örnek verebiliyorlar, konuları ele alabiliyorlar. Sizler burada anlattığınızda doğru kişiden, çünkü üroloji uzmanı, bilgi verildiğinde gerçekten de çok kendimizi güvende hissediyoruz. Bu konuda bunu da anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Peki... Burada birçok konu var ürolojik anlamda. Bayanları da biraz ele alabilir miyiz? Çok özür diliyorum. Şimdi sadece ürolojide biz erkekleri düşünüyoruz. Çok aklımıza bu hastalıklar geliyor erkek cinsiyetler arasında. Kadınların bu konuda ne kadar bir, nasıl desek, dezavantajlılar. Burada hastalık, kanser kısmı zannedersem bu kadar çok aman aman bayanlarda yok ama Yine de idrar yollarından e, bu kısımda şikayeti ve şikayet oranları nelerdir bayanlarda? Anatominin gereği kadınlarda zaten prostat bezi diye <laughs> e, organ yok. Onun benzeri embriyolojik hmm. dönemde gelişen başka bezler var. Ancak kadınlar da bize e, özellikle idrar kaçırmayla, üroloji polikliniğine sık başvuruyorlar. Onun dışında eğer kanser konuşacak olursak kadınlarda da böbrek kanseri ve mesane kanseri ürolojinin önemli konularından bir tanesi. Mesane kanseri genelde sigara ile oluyor. Son dönemde her ne kadar erkekler daha fazla içiyor denilse de kadınlar da bize yaklaşmış durumda, erkeklere yaklaşmış durumda olduğundan mesane kanseriyle özellikle kadınlarda çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Peki burada dediniz ki sigara kullanımına çok dikkat çektiniz. Evet. burada oran nedir bayanlarda? Yani Türkiye'deki idrar yollarında böbrek rahatsızlığını size gelen bayanların Coğrafi anlamda da sormak istiyorum. Şimdi siz şu an hali hazırda Şırnak'ta ve Yüksekova. Yüksekova'da görev yapıyorsunuz, düzeltelim. Burada nasıl bir yoğunluk var? Hem erkek hem kadın. El aldığımızda hangi cinsiyet baskın çıkıyor? Şu an hala e, oranlarda erkekler daha çok sigara içtiği için tabii erkeklerde mesane kanseri daha fazla görülüyor. Ancak e, tabii ki yaşadığınız coğrafyada, yaşadığınız şartlarda e, sigara kullanımı mesane kanserinin birinci sebebi olsa da başka sebepler de var. Özellikle kullanılan boya yöntemleri, kullan yaşadığınız şeyde hala kömür kullanıp kullanılmaması ki kitabı bilgide en çok mesane kanseri sigara, daha sonra baca temizleyicilerinde ve boyada anilin dediğimiz bir hidrokarbon malzemenin kullanılması dolayısıyla e, gerçekleşiyor. Yani meydana geliyor. Mesane kanseri en sık bununla görülüyor. Onun dışında başka sebepler de var. Kronik enfeksiyon gibi. Sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda sukoamoz yüreli dediğimiz kanser evet. tipleri gerçekleş e, görülüyor. Hı hı. Ama e, tabii ki coğrafyanın önemi var. E, benim yaşadığım bölgede kadınlar o kadar çok sigara içmediği için kadınlarda mesane kanserine çok rastlamıyoruz. Sosyoekonomik düzey arttıkça e, biraz daha batıya yaklaştıkça bu oranlar daha çok yükseliyordur tahminim. Çünkü bu konuda hani doğu batı diye ayrım yapılmış herhangi bir yayın hı hı. ben hatırlamıyorum. Evet. Peki hocam yine biraz önceki prostatta anlattığınız cinsel fonksiyon bozukluklarını ele alalım. Çünkü burada bunlar anlatılmadığı müddetçe. Doğru adreslerden biz bilgileri almadığımız müddetçe insanlar bunu birazcık erkeklerde çok sık yaşanılan bu sorunları daha çok kapalı kapılar ardında konuşma, yanlış yöntemlerle tedavi aramaya ve maalesef de çok ciddi sonuçlar yaşayabilecekleri tehlikeli şeyler yaşayabiliyor ve bir de utanç kısmında da bunları belirtemeyebiliyor aileleriyle de sorun yaşayan birçok aile bireyinde eşler arasında partner kısmında bunları yaşayan erkekleri de biliyoruz. Şimdi buradan girelim mi yine hocam? Girelim. Burada aslında en başta ürolojinin neyle ilgilendiğinin tanımıyla başlayabiliriz. Tabii hocam. Üroloji erkeklerde boşaltım sistemi yani böbrekler, işeme, idrar kanalı, idrar kesesi, işeme kanalı ile ilgilendiği gibi erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili evet. hastalıklarla da ilgilenir. Tabii ki bizim ülkemizde cinsel konular tamamen kapalı kapılar adında tamamen saklı gizli olmaya çalışıyor. Ama belli noktalarda artık gizlenemez noktaya geldiğinde, gizlenemez hale geldiğinde açığa çıkıyor. Bu sizin dediğiniz gibi sağdan soldan bilgi alma şeklinde de oluyor ki çok yanlış geri dönülmez noktalara gidebiliyor. Gerek bitkisel tedaviler olsun gerek uygulanan yöntemler olsun. Çok nokta, yanlış noktalara gidiyor. Ben yani bununla ilgili çok sıkıntılı anılar da e, yaşıyoruz, olaylara, entelemler de yaşıyoruz. Hı hı. E, bu noktadan, bu noktaya gelmeden, son raddeye gelmeden, yani tabirim belki biraz e, şey olacak ama e, kahve bilgisiyle, kıratane bilgisiyle ya da eş dost bilgisiyle değil, bu işin uzmanına, bu işle ilgilenen insanlara, doktorlara, uzmanlara başvurarak mutlaka çevrede vardır. Evet. Bir devlet hastanesinde ya da bir e, sağlık ocağında bir doktor dahi bu konuda sizi bilgilendirebilir. Pratisyen bir hekim bile sizi bu noktada bilgilendirir. Kahveden, Krataneden bilgi almaktansa, eş, dost, arkadaştan bilgi almaktansa tabii ki bu konular çok sıkıntılı. Evliliklere mal oluyor. E, insanların kendilerinin olan özgüvenlerini kaybetmelerine neden oluyor. Çünkü her ne kadar biz yatsak da göz ardı etsek de hem erkekler için hem kadınlar için cinsel noktada tatminsizlik insanların sosyal hayatlarını çok etkiliyor. Gerek normal dışarıdaki iş hayatını gerekse de evdeki aile hayatını. Bir de bunun üstü üzerine infertilite dediğimiz çocuk olmaması yani kısırlık kabaca tabiriyle eklenince tabii ki yuvalar çok hızlı yıkılıyor ya da ailelerde çok gergin durumlar yaşanabiliyor. Evet hocam çünkü bunları biz eee tabiriyle uslubuyla Doğru adres ve uzmanlarımıza sorduğumuz müddetçe insanların yanlış yerlere sizin biraz önce dediğiniz gibi tane bilgisiyle çünkü bunlar çok ciddi vakalar ve ciddi sonuçlar ailevi sonuçlar olsun insanların bu ihtiyaçlarını giderme kısmında psikolojik sorunlar ve varsa eşi çocukları bu gibi ciddi sorunları yaşatıyor diyelim ve hocam Türkiye'de yine Burada sünnet biliyorsunuz Türkiye'de çok e, dinen de yapılan fakat dış ülkelerde e, gayrimüslimlerde de olan e, hastalık e, anlamında da yapıldığını biz biliyoruz. Şimdi bu iki sorumuzun başlığını size yönlendirelim. E, sünnet ne derece e, hani yapılır, yapılması e, önem taşır? Sağlık açısından buyurun. Şimdi Sizin de dediğiniz gibi bizim ülkemizde e, sünnet genelde dini bir ritüel olarak <laughs> dini in insanların inançları gereği yapılıyor. E, Yahudi toplumlarında da sünnet kendi inançları gereği yapılıyor. Onun dışında sünnet e, yapılması, e, prepisyum dediğimiz sünnet derisinin alınması e, penis kanserinin oranlarını azaltıyor. Bu e, yıllardır yapılmış kitabı bir bilgi. Onun dışında pirepisyum erkeklerde idrarın temas etmesi dolayısıyla Olur. idrar yolu enfeksiyonuna, kronik inflamasyona e, yatkınlık Olur. yaratıyor. Onun için sünnet evet. e, bu noktalarda hem enfeksiyona yatkınlık noktasında hem de penis kanseri her ne kadar çok Olur. nadir bile görülse, %1'in altında bile görülse e, bu noktalarda sünnet faydalı yapılmasını öneriyoruz. Tavsiye Elzem ediyorsun. tavsiye ediyoruz diyebiliriz hı hı. bizim ülkemizde daha çok dediğimiz gibi dini inançlar nedeniyle yapılıyor Biz 2 yaşın altındaki ya da okul öncesi 6 yaştan sonraki çocuklarda ailede istiyorsa sünnet yapıyoruz sünneti öneriyoruz Neden bu sınırı koyuyoruz çocuk 2 yaşına kadar cinsel kimliğini oturttuğu için 2 yaşından sonra bunu kendisine bir cinsel saldırı olarak algılayabileceği için bu noktada bu yaş sınırını ee, özellikle koyuyoruz. Ailelere de bunu anlatıyoruz. Tabii buna rağmen sünnet yaptırmak isteyenler oluyor. Buna rağmen e, bunu duyduktan sonra vazgeçenler oluyor. Bu da ayrı bir nokta. evet Peki hocam, e, bebekken çok nadir olan, belki bu çocuk doktorlarını ilgilendiriyor ama yine de size sormakta fayda var. Yine e, biz hep doğal ve halk arasında olan, yaşanılan sorunların, yani hastalık hangi kısımda yaşanmışsa biz uzmanını bulduğumuz zaman en basit halkın anlayacağı dille sormaya çalışıyoruz. Tabii buyurun. Ee, Bebeklerin erken teşhis konulduysa 10 günlük, 20 günlük bebeklerin sünnet olma kısmı var. Burada da neler anlatacaksınız bize? Şimdi bu noktada e, prepisyumdan dolayı fimozis dediğimiz işeme kanalının en uç kısmı, idrar kısmı dar olabilir. Hı hı. Bu noktada eğer çocuğun işemesi engelleniyorsa, bebeğin diyelim, işemesi engelleniyorsa sünnet yapmak gerekir. O kanalı açmak gerekir orayı. Neden? Çünkü... E, en basit dille anlatacak olursak, e, akan suyun olduğu bir hortumda ayağınızı hortumun ortasına bastığınızı düşün. Hı hı. Ne olur? En sonunda çeşme tarafından, çeşmenin olduğu tarafta patlayacaktır. Evet. Su sürekli akamayınca. Hı hı. Aynı şekilde sürekli idrar tıkanıklığı önce idrar kesesini, mesaneyi bozacaktır. Hı, hı. Mesaneyi bozduktan sonra yukarıda idrar kanalını bozacaktır. Üreter dediğimiz. Ve daha sonrasında da böbrekte hidroüreteronefroz dediğimiz, hidronefroz dediğimiz böbreği şişirmeye başlayacaktır ve ee, önlenemez, e, tedavi edilemez sıkıntılara neden olacaktır. Bu noktada çocuğun işemesi, özellikle bebekte yeni doğanda işemesi, daha sonra da erbezlerinin testislerinin yerinde olması yapılabilecek en öne, yapılacak en önemli muayenelerden ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi. Aileler bize evet. geliyorlar. Ee, çocuğumuz işeyemiyor, işerken ağlamaya başlıyor, işerken bağırmaya başlıyor ya da işedikten sonra işte az önce anlattığımız prepüsyum dediğimiz penis derisinde şişlik oluşmaya başlıyor dediği noktada biz zaten hızlıca sünnet kararı verip aileye de öneriyoruz. Aynı şekilde bir sünnetten bahsediyoruz ama yine kız bebeklerinden bunu bu birazcık anlaşılmaz mıdır? Hep sorulur bu ama doğru adresine sizsiniz. Kız bebekleri bu idrar yollarında sorun yaşadığında hemen bunu fark edebiliyorlar mı çocuk doktorlarımız ya da Nasıl bir soru soralım? Erkek çocukları kadar şanslı değiller diyebilir miyiz bu konuda? Evet, şanssızlık tarafı şu, kız çocukları ya da hanımlar, bayanlar idrar yolu enfeksiyonlarına daha yatkınlar. Anatomi gereği, yapıları gereği daha yatkınlar. Bu noktada çocuk doktorları ya da biz üroloji uzmanları zaten alarm durumundayız. Neden? Bir kız çocuğu geldiğinde ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tarifliyorsa, yeniden yeniden gerçekleşen işeme zorlukları üstüne binen enfeksiyon ta, e, anlatıyorsa bu şikayetlerle bize başvuruyorsa biz zaten alarm halindeyiz. Burada en çok korkulması gereken e, yaş grubu da 5-15 yaş özellikle. Siz daha ufak çocuklardan bahsediyorsunuz ama onlar zaten bu şikayetlerle geliyorlar. Bu e, sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kız çocuklarının daha derinine iniyoruz, daha gerisine yaklaşmaya çalışıyoruz. Nereye? Anne karnına. Anne karnındayken herhangi bir oligohidramniozlerinden idrar çıkışını zorluğu Yani anne rahimindeki sıvının azlığı var mıydı? Anne rahmindeyken böbreklerinde herhangi bir şişme, çocuğun, bebeğin var mıydı gibi ya da doğdu, doğduktan sonra herhangi bir omuriliğinden herhangi bir ameliyat oldu mu, herhangi bir rahatsızlık oldu mu ki bunun muayenesini de yapıyoruz evet. sorgulamanın yanında. Burada en çok korktuğumuz özellikle kız çocuklarında vezikülü üretral reflü dediğimiz idrar mesanedeki idrar kesesindeki idrarın ee, idrar kanalından işeme sırasında geri kaçması ki bu da böbreklerin şişirmesine neden olur ve son dönem böbrek yetmezliğine kadar götürebilecek ee, önleme alınmadığında tedavisi ya da cerrahi operasyonu yapılmadığında ciddi bir rahatsızlık. Kız çocuklarında en çok korktuğumuz ve böyle dediğim gibi idrar yolu enfeksiyonunda hemen alarm olduğumuz ilk şüphelendiğimiz nokta burası. Evet bu çok sorulan bir soru değil ama çok e, televizyon kanallarına DM olarak her türlü böyle öbür ne hangi ulaşım yoluydu da olsa sorulabilir mi? Sağlık ekiplerine yani bu çalışan sağlık e, kısmında program yapan kişilere sorulan sorulardı. Bunu da burada sizi bulmuşken soralım dedik. Peki şimdi biz bu idrar yollarını konuşuyoruz hocam ama yine e, şunu belirteceğim. Türk Milleti olarak biz böbreklerimize ne kadar bakıyoruz? Vücut bakımımız, günlük e, saçlarımız, işte yüzümüz, giyimimiz. Ama bir de iç organlarımız var değil mi? Siz kulis arkası program başlamadan dediniz ki çok çay içimi ve hiç su tüketmeme kısmında cümleler arasında belirttiniz. Evet. burada bakın dediğimizde böbreklerle alakalı ne aklımıza gelmeli? Biz bir kere sorunuzun en başın en baş kısmına gelelim. Böbreklerimize bakmıyoruz. Böbreklerimize bakmadığımızın göstergesi zaten her 5 hastadan birinin taş hastası olması. Polikliniklerimizde idrar yolu enfeksiyonlarının, böbrek rahatsızlıklarının çok sık görülmesi... Biz böbreklerimize bakmıyoruz. Böbreklerimize bakmanın en güzel yolu ise su. Biz ne kadar çok su tüketirsek, ki biz hastalarımıza günde en az 2,5-3 litre suyu öneriyoruz. Ki bunu idrarını kontrol ederek, idrar rengine göre kontrol ederek veriyoruz. Söylüyoruz. Daha da arttırabiliriz, daha da azaltabiliriz. Bu noktada en önemli noktamız su. Bunun dışında tuz kısıtlaması yani tuza mümkün olduğunca az e, dokunmak gerekiyor öyle söyleyeyim. Bunun dışında özellikle eğer bir taşınız varsa böbrek taşı rahatsızlığı geçirmişseniz Proteinden tuzdan fakir diyetler daha az diyetler Ama en önemli burada herkese önerebileceğimiz Hani böbrek hastası olsun olmasın herkese söyleyebileceğimiz bu vesileli su Biz suyu az tüketiyoruz onun dışındaki her şeyi çok tüketiyoruz İşte çayı olsun kahve olsun işte asitli içecekler olsun onları çok seviyoruz. Ama bunlar hep idrarın dengesini bozan şeyler. Biz idrarın üroloji olarak idrarın alkali olmasını istiyoruz. Belli bir pH'in üzerinde olmasını istiyoruz ama bahsettiğimiz içecekler hepsi idrarı asitleştiren ve enfeksiyona, taşa yatkınlık yapan sıvılar. Aa. Çay bizi daha çok tuvalete çıkartır ve vücudumuzdan daha çok idrar geçmesine vücudumuzdan daha çok sıvı kaybetme, kaybetmemize neden olur. Kahve hakeza öyle şey öyledir. Hem de asitliği asitliği vardır. Asitli içeceklere zaten bahsetmeye gerek yok. Onlar bizim işte kahveyi sınırlamamız, çay yerine suyu koymaya çalışmamız ve asitli sıvıları, asitli yiyecek ve içecekleri kesme, kesme prosedürümüz daha hasta ilk polikliniğe girdiğinde tanısı konulduğunda kapıdan girdiğinde başlıyor zaten. Ha. Bu vesileyle halk arasında dediğimiz soruları soruyoruz ama yaşlı bir bireyimizden örnek vereceğim isim vermeden. İşte ben çok çay içiyorum, çok ayran içiyorum, çok kahve içiyorum. Doktor çok biliyor ya. Hep diyor sıvı alıver, sıvı alıver. <laughs> sıvı alıyorum zaten. İşte bu sorular bizim için tatlı. Tatmin... Ama siz şunu belirttiniz hocam. Şimdi biraz mizahi şekilde soruyoruz. Çünkü yaşlarımız ee, içtikleri her sıvı yani bardakla içilen her şeyin böbreği temizleyip attığını düşünerek birazcık onunla ilgilenen bireylere bu tepkiyi gösterebiliyorlar. Siz diyorsunuz ki asit oranını yükseltiyor. Şimdi bunu söylediği zaman uzman olan kişi ve uzmanımız buradaki bizi izleyen yaşlı e, izleyicilerimize onlar eğer söylüyorsa ve ona bakan birey de burada saygısızlık olsun diye değil, bir şey biliyor bu hocamız. Bize bunu söylüyor ve siz de içmek. Neydi hocam? Asit kısmını yükselttiği için o idrarı yaş kısmını da biraz ele alabilir miyiz? Biz idrarda idrarın pH'ının alkali noktada olmasını istiyoruz. Ve en az 6,5-7'nin üzerinde olmasını istiyoruz. Ki idrar tahlillerimizde de bunlara bakıyoruz zaten. Benim de başıma geliyor. Yani işin içinde oldu musun? Zaten başımıza geliyor. <laughs> Gelen Ameliyat hastalarda. yapmışız. Ameliyat yapmışız. <laughs> Operasyondan ertesi gün diyoruz ki yavaş yavaş su içmeye başla. Hani bak senden çok su içmeni istiyoruz. istiyoruz. Ee, akşamına tekrar hastaya bakmaya işte nasılsın diye sormaya gittiğimizde soruyoruz. Kaç bardak su içtin? İki bardak su içtim diyor. Ya sen zaten hani böbrekten ameliyat oldun ya da ürolojiyle alakalı bir kısımdan ameliyat oldun. Senin daha fazla su içmen gerekiyor. Hocam bu kadar içebiliyorum diyor. Midem almıyor diyor. Ee, az önce birkaç soru önce sormuştunuz. Doğu batı arasında bu <laughs> sigara ile ilgili doğu batı arasında şu fark var. Orada su biraz daha şey böyle. Hani ek sanki diğerleri normal su ekstraymış gibi oluyor. Öyle mi? Tabii orada biraz daha çay ve kahve özellikle çay çok daha önde. <laughs> hani özellikle benim yaşadığım bölgede şu an görev yaptığım bölgede çay çok daha önde. Dediğiniz gibi çayı içtim. Tamam yeterli. Yetmiyor. Bu bize aksine daha vücuttan sıvı kaybettiğimiz için daha çok su içmemizi, bunu takviye etmemizi gerektiriyor bu durum. Dediğim gibi günde en az 2 2,5 2,5 3 litre su biz hastalarımıza özellikle hastalarımıza öneriyoruz ama 2,5-3 litre suyu buradan dediğimiz gibi herkese önermemiz lazım ve önemli noktada şu ben elime şey aldım 2,5 litre diktim içtim değil. Gün içine yayılmış bir şekilde 24 saate yayılmış bir şekilde. Bir kere de içtiğiniz 2-2,5 litre suyun size büyük ihtimal faydası olmayacaktır. Dediğim gibi sirkadyen ritim dediğimiz gün içerisine yayılmış vaziyette bu sıvı alımını düzenlememiz gerekiyor. Evet hocalarımızın da burada çok zorluk yaşadığını çünkü her birey bu konuda vakıf olamayabiliyor. Ben özellikle bir örnek vermek istiyorum. Kayınvalidemi götürmüştüm. Yaşlı olduğu için 81 yaşında ve hocanın ikinci takibinde şunu sormuştu. Çok sıvı alıyor musun teyzeciğim? Yanmadan dolayı biz götürüyoruz. Ben diyor çok çay içiyorum, ayran içiyorum. Soda çok güzel diyorlar ya soda çok içiyorum. İşte buna istinaden anlaşılabilirlik kısmında nedir? Hocamız eğer su iç diyorsa lütfen izleyicilerimiz özellikle bakmakla mükellef e, ve yanında ol, o zamanında bize bakan büyüklerimiz eğer e, zorlanıyorsa hocalarımız ne diyor? Suyunuzu ayrı, alkali, idrar kısmında e, hatta oradaki hocamız Fatma hocamız kulakları çınlasın. Şunu demişti teyzeciğim Borunun kirliliği, bizim için bu. Sen ne içersen iç, su onu temizliyor. Ben onun için söylüyorum demişti. De, bunu hiç unutmuyorum yeri gelmişken hocam. Peki hocam, e, sünnet kısmından bahsettik. Burada böbrek e, kanserine tekrar geri dönmek istiyorum açıkçası. Evet. E, buradaki vakalardan bahsediyoruz ama coğrafik anlamda. E, yüksek Yüksekova'da bu çok yaşanılıyor mu? Yani belirtileri ve bu mesela işte İstanbul'da evet birçok millet var ama orada kanser olma oranı nedir? Yüksek Ova'da kanser olma oranı ile prostat. İstanbul'daki hı hı, prostat aynen. mı böbrek mi? Böbrek ve prostat ikisi. Böbrek ve prostat. Aslında çok farklı değil. Ülkeyi yansıtıyor. Hı hı. E, prostat kanseri dediğim gibi ürolojik konularının birinci kanserde yani ürolojide kanserden bahsediyorsak ilk aklımıza gelen prostat kanseridir. Böbrek tümörleri, böbrek kanserleri buna göre daha nadir görülür. Bizim yaşadığımız bölgede de prostat hastalıkları iyi huylu olsun, kötü huylu olsun ve böbrek rahatsızlıkları e, aynı oranı yani İstanbul, İzmir, Ankara diğer illerle e, paralellik gösteriyor. Çünkü her ne kadar e, başka bir bölgede de ya da doğuda da görev yapsak e, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, birbirine çok benziyor yani birbirinin aynısı. Onu o yüzden çok farklı değil. Evet. Peki hocam burada biz bunu ele alıyoruz. Bayanla erkek arasındaki farkı konuştuk ama doğum yapmış bayanlarda biraz idrar kaçırmayı ele aldık biraz önce ama e, yaş ilerledikçe hem erkek hem bayan ama ben bayanlar özellikle bu e, idrar e, torbasının yukarıya çekilmesi ameliyat kısmı bunlarda da biraz bilgi verme şansınız olur mu? Tabii ki. Az önce e, ailenizden bahsettiniz. Burada kadınların genelde e, su içmeme sebepleri hani diğer rahatsızlıkları bir kenara bırakırsak e ben su içemiyorum genelde bu idrar kaçırma korkusundan dolayı oluyor e, ki kadınlarımızın e, neredeyse üçte ikisinde bu sıkıntı var ama aşikar doktora gelerek bunu belirtiyorlar ama gizli gizliden gizliye e, farkında olmadan idrar kaçıran kadın hastalarımız çok ve bu onların sosyal hayatını da çok etkiliyor benim bazı hastalarım var evden dışarı çıkmıyorlar. Sırf Oo. idrar tabi Sırf idrar kaçırma korkusundan dolayı. Bazı hastalarımız var işte tuvalete yetişme telaşı içerisindeyken e, kolunu bacağını kırıyor, merdivenden Oo. düşüyor sağa sola. Toplum içine çıkamama gibi e, sosyo e, sosyal hayatta çok büyük bir handikapı var. Oo. İdrar kaçırma özellikle metabolik sendrom olan, yani kilosu obezitesi olan, çok doğum yapmış e, kadınlarda daha sık görülüyor. Ama dediğim gibi bu aslında Gizli kalmış, kadınlar arasında gizli kalmış bir sıkıntı, bir sorun idrar kaçırma. Çoğu söyleyemiyor, çoğu söylemiyor, çoğu bunun için doktora girmiyor, gelmiyor. Çeşitli yani kendince işte tedavi yöntemleri, kendince manipülasyonlar geliştiriyor. Bunun için ama yanlış. E, i̇drar kaçırmanın pek çok alt e, tanısı var. İnkontinans dediğimiz e, pek çok alt tanısı var. İşte tuvalete yetişememe, urgency dediğimiz e, tuvalete yetişememe, aniden idrara sıkışma gibi e, ee, öksürmeyle, aksırmayla işte e, ağır iş yaparken idrar kaçırma, stres inkontinans dediğimiz ve bunun ikisinin bir araya geldiği mix inkontinans dediğimiz ya da nörolojik bir rahatsızlık geçirdiyseniz tanılı bir hastalığınız varsa işte flash mesane dediğimiz ya da e, taşma inkontinansına neden olan artık idrar kesesi kasılamıyor ve e, taşanı kaçırdığınız e, idrar kaçırma e, tanıları var. Bu tanılara göre ayrı tedavi protokolleri ve ayrı tedavi prosedürleri var. Bunları uygulamak gerekiyor. Ama bu noktada yani herhalde en büyük sosyal mesajımız ya da buradan vereceğimiz motto idrar kaçıran kadınların mutlaka e, profesyonel yardım almaları gerektiğini. Dediğim gibi çok sıkıntılı yani 15-20 sene evden dışarı çıkmayan kadın hastalarım var benim. Oo, ciddi misin hocam? Tabii yani ya gidiyor geliyor hemen 5-10 dakika artık onun kafasına göre belirlemiş. E, gidiyor işte bakkala ya da markete ya da işi neyse onu hallediyor ya da onu hallederken affedersiniz işte e, cebinde e, yanında iş çamaşırı taşıyor ya da işte vest taşıyor gibi onu o bir şekilde manipüle ediyor ama tabi bu sosyal hayatta çok etki ediyor. Bunun yanında işte yaşlı hastalar e, işte bunun kaçırma korkusuyla beraber işte acele edeyim derken telaşa kapılırken işte kolunu kırıyor, bacağını kırıyor. Çok siz bunu acil şey. serviste, siz bunu acil serviste ortopedi hastası olarak görüyorsunuz. İşte kolunu alça alıyorsunuz ama altında yatan asıl sebep yani idrar kaçırma diye tuvalete koştururken evet, oluyor. Evet. Aslında bunların yayın olarak düzgün adreslerde bilgilerinin sık sık yapılıp sık sık verilmesi, utanç kısmında da nasıl yeme içmemiz normal ise boşaltım sistemlerimiz, ihtiyaç sistemlerimiz anlamında da programlar yapıp bu gibi başlıkları hocalarımıza yöneltmemiz. Yine bayanlar ve yine gene genel kısmında yaş kısmını ele alalım. Erkek ve yine kadın yaş kısmında çok nadir de olsa e, böyle biz hep yaşlılık, idrar kaçırmayı yaşlılık hastalığı evet. olabiliriz. Genç yaşta da erkek ve bayanda olabiliyor mu? Kırklı, otuzlu yani bu kısımlarda da konuşma şansımız varsa. Tabii ki oluyor ama e, yaşı bir kenara bıraktığımız zaman genç bir hasta da idrar kaçırma ile geldiğinde bu tip rahatsızlıklardan değil daha çok diğerlerinden işte taş gibi, idrar yolu enfeksiyonu gibi ya da bayan hastaysa başka rahatsızlıklar, ek hastalıklar varmış hı hı. gibi var diye düşünüp ona göre yaklaşıyoruz. Daha çocuk hastalarda da işte bezden kesildikten sonra yani işte 2-3 yaşını baz alırsak 2-3 yaşından sonra idrar kaçırma, işte altına kaçırma bitti mi yoksa hala o zamandan beri devam mı ediyor? Yeni başlayan bir şey mi? Bunlara dikkat ediyoruz ve bunlara göre ayrı tedaviler uyguluyoruz. Ayrı prosedürler uyguluyoruz. Dediğim gibi idrar kaçırma meselesi genci yaşlısı değil, çok e, saklı kalan, yani ürolojinin içinde de çok e, nasıl diyeyim size, e, göz ardı edilen, çok e, sanki azmış gibi görülen ama hani araştırmalarla, kitabi bilgilerle çok belli olan, çok sık görülen ama dediğim gibi toplumumuzda böyle hani cinsel durum nasıl bir mitse e, insanların kafasında, bu da öyle bir e, algı yaratıyor. Yani ben sanki idrar kaçırdım özellikle erkeklerde. Bayanlarda da aynı durum var ama erkeklerde biraz da var. Sanki ben idrar kaçırdığımı söylersem. Hani bir mahcubiyet sebebi. Bir, bir sıkıntı durumu. Bununla ilgili benim bir öğrencilik anım var. Müsaade ederseniz. Lütfen. Bir hocamıza idrar kaçırma şikayetiyle bir çocuk geliyor. Yani çocuk dediğim o 20 yaşında askere gidecek. Akrabalarının yanında kalıyor. O zamana kadar da idrar kaçırıyormuş kendi evinde. Kendi evindeyken ancak bunu hiç bir şekilde manipüle etmiş ve şey yapmamış. Anlatmamış. Ama en son akrabalarının evine geldikten sonra orada sürekli idrar kaçırma, yatağı ıslatma sıkıntısı olduğu için akrabalarına mahcup olduğu için en son doktora gelmek zorunda kalmış. Hani bu bizim kafamızda hani idrar kaçırma meselesi gerçekten anlatması, işte anlattıktan sonra tedaviye uyulması yani hastalar tarafından çok adaptasyonu zor bir süreç oluyor bu noktada dediğim gibi sizin aracılığınızla vesilenizle en önemli uyaracağımız nokta hani idrar kaçıran insanların sosyal hayatını etkilemeden ya da sosyal hayatını ne kadar etkilediğinin farkına vararak bir an önce hızlı bir şekilde bunun tedavisini alması ya da işte düzenlemesinin yapılması. Evet hocam o kadar güzel konulara değindiniz ki süremizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Birkaç dakikamız var. Hemen burada da toparlamamız adına Burada genel bir mesaj vermek isterseniz, bir üroloji doktorumuz olarak, uzmanımız olarak neler söyleyeceksiniz tüm toplum olarak, herkese? Buradan sizin vesilenizle genel bir mesaj verecek olursak, özellikle e, prostat kanseri ilk sorduğunuzda korkmamız gereken aman eyvah yandık öldük denilebilecek bir rahatsızlık değil. Ve insanların her şeyden önce bir sakin olmaya ihtiyaçları var. Dediğiniz gibi kanser kelimesini duyduğunuzda, Özel ben üroloji alanında konuşursam kanser kelimesini ya da lafını duyduğunuz noktada, duyduğumuz noktada e, alert olmamak gerekiyor, alarm olmamak gerekiyor. Ve doktorunuzu e, dört dörtlük dinlemek ve onun tedavi protokolünü, onun e, söylediklerini yerine getirmeniz noktasında ciddi bir tavsiyem olur. Onun dışında ikinci bir önem iki ve üçüncü önemli nokta cinsel sıkıntılarda dediğimiz gibi sokaktan sağdan soldan bilgi almak yerine mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor ve özellikle bu idara kaçırma noktasında yine profesyonel yardım almak gerekiyor ve son noktada da su. Mutlaka günde 2,5-3 litre suyumuz içiyoruz ve böbreklerimize bakıyoruz. Saf su içiyoruz hocam. Yok normal su içiyoruz. <laughs> yani çay kahveyi, sıvıyı şey, tamam yani. e, su yerine kullanıp bunu göz ardı etmiyoruz. Son mesajınız da çok güzeldi hocam. Bu keyifli güzel program için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok davetiniz için, nazik davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ayaklarınıza ve emeğinize sağlık hocam. Teşekkürler. Bugünkü sağlık programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.